Merhaba değerli dostlarım, hepinize Yeni Gün TV ekranlarından selamlar, saygılar ve sevgiler. Bu arada Yeni Gün TV'ye de benim bilgilerimi sizlerle paylaştığı için çok 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 teşekkürler. Biliyorsunuz ben Yeni Gün gazetesinde de köşe yazarıyım aynı zamanda ve salı günleri bu teknik bilgilerim orada da çıkıyor. Yeni Gün gazetesi şimdi televizyonu ile, Yeni Gün TV ile tekrar hizmete başladı ve biz de bir hayvancılık bölümü yapıyoruz. Bugün ilk programımda benim çok önem verdiğim sürü yönetimi hakkında size bilgiler vereceğim. Benim ana işlerimden biridir sürü yönetimi ve koruyucu hekimlik. Zaten aslında koruyucu hekimlik de sürü yönetiminin önemli bir parçası. Tabii koruyucu hekimliğin ne olduğunu ileride açacağız ve o ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. Ancak süt sığırcılığı işletmelerinde benim önem verdiğim ve sürü yönetiminin temel ilkeleri olan 4 konu var. Bunların bir tanesi kuru. Temiz, iyi kayıt, iyi gözlem. Burada anlatacaklarım da bunlar üzerinde kurulmuştur. Neden? Çünkü kuru, temiz, iyi kayıt, iyi gözlem her zaman temel ilkedir. Ve eğer kayıt tutmayan işletmeler varsa bu programdan sonra lütfen sıkı biçimde kayıt tutsunlar. Çünkü kayıt tutmayan işletmeler nereye vardıklarını bilemiyorlar. Diğer yandan, eğer kayıt tutmazlarsa bu söylediklerimi de değerlendiremeyecekler. Bu söylediğim bilgileri de değerlendiremeyecekler. Onun için kayıt tutmak şart. Birçok büyük çiftlik zaten bilgisayarlarla kayıt tutuyor. Birçok çiftlik bilgisayar kaydıyla tutuyor. Ama küçük çiftliklerde kayıt tutabilir. Yani gerekirse bir okul defterine bile kayıt tutulabilir. Yeter ki kayıt tutmanın önemi anlaşılsın. Bir okul kitabı bile, okul defteri bile çok sizin işinize yarayabilir değerli dostlarım. Küçücük bir defter. Yapılanları yazın. Olup biteni yazın. Doğum tarihlerini, buzağların yazın. Ne zaman tohumlama yapıldığını yazın. Bunları yazarsanız bu konudaki bilgiler sizin ileride nelerde yanlış yaptığınızı veya nelerde doğru yaptığınızı size gösterecektir. Evet, süt sığırcılığı işletmelerinde en önemli konu malum maliyetlerdir. Hatta maliyetlerin artması ile birlikte büyük sorunlar çıkar. Maliyetler arttı, süt fiyatları sabit kaldı. Şimdi ne olacak diye sürekli konuşulur ve bu hiç hemen hemen bitmeyen bir sorundur. Maliyetler de son zamanda enerji fiyatlarının artmasıyla birlikte gerçekten yükseldi. Maliyetlerin yükselmesine kimse engel olamadı. Çünkü enerjinin yükselmesi zaten maliyetleri etkiliyor. Fakat maliyetleri sürü yönetimi bakımından etkileyen başka konular da var. Bir tanesi kaba yemin kalitesi. Kaba yem kalitesi maliyetleri çok etkiler. Kalitesiz kaba yem zaten büyük sorun yaratıyor. Bunda kartlaşmış yonca bir sorun. Bir de küflü silaj bir sorundur. Hep karşıma çıkan İki tane önemli konu. Kartlaşmış yonca ve küflü silaj. Çünkü kartlaşmış yoncadan bir takım beklentilerinizi alamıyorsunuz. Neden?
Çünkü odun su hale geldi ve onun içerisindeki protein zaten çok eksik. Gerekli miktarı hayvan alamıyor çünkü tıkayıcı bir etki yapıyor. Onun için katlaşmış yoncadan kaçınılması lazım. Bu da tamamen biçim zamanıyla ilgili. Yoncanın biçim zamanıyla ilgili. İkincisi, maliyetleri etkileyen bir konu daha var. Buzağı kayıpları. Buzağı kayıpları maliyetinizi etkiliyor. Çünkü bir buzağı kaybettiğinizde birkaç yüz kilo süt kaybetmiş gibi oluyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki efendim süt ucuz. Halbuki buzağı kaybetmek zaten büyük bir hataydı. Evet. Doğumdan sonra ne kadar boş kalırsa hayvan, yani yeni doğum yaptı ve tekrar diyelim 2 ay sonra, 3 ay sonra döl tutmadı hala. Hala döl tutmadı ve boş hayvan. İşte bu da büyük bir kayıp. Yani doğumdan sonraki boş günlerin sayısı arttığı sürece, yükseldiği sürece bu da çok büyük kayıp. Bu da sürü yönetimi bakımından büyük bir zayıflık gösterir. Yani döl tutmama sorunları, zaten bu döl tutmama sorunlarını yaşıyorsunuz. İki buzağlama arası yine çok önemli bizim için. Bu da maliyetlerinizi çok etkiliyor. Fakat bu konuda büyük bir bilgi yok elinizde. İki buzağlama arası, buzağlama aralığı yükseldikçe sorun artıyor ve maliyetlere büyük ölçüde negatif, olumsuz etki ediyor. Meme iltihaplarıyla mücadele yine önemli bir konu. Eğer meme iltihabı varsa, özellikle gizli seyreden meme iltihabı varsa yine büyük sorunlar yaşıyorsunuz. Ve farkında olmadan. Bu da büyük bir kayıptır. Çünkü gizli meme iltihabı olayın derecesine ve şiddetine göre %5 ila %29 hatta 30 arasında bir süt kaybına sebep olur. %5 ila %29 arasında bir süt kaybına sebep olur her gün. Günde, ayda bir veya yılda bir değil, her gün. Bu da büyük bir sorundur. Kuru madde ile ilgili bilinç olmaması veya kuru madde fikri olmaması da büyük sorundur. Çünkü kuru madde bilinciyle yemleme yapmayan çiftliklerde hayvanlar aç kalıyor. Aç bir hayvandan da tabii istediğimiz verimi alamıyoruz. İstediğimiz verimi alamayınca da zaten verdiğimiz yem süte dönüşmüyor. Dolayısıyla gerekli miktarda süt alamıyoruz. Gerekli miktarda süt alamayınca zararına çalışıyoruz. Yani bunun maliyet kontrolünde çok 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 büyük etkisi var. Kuru madde ile bilgimiz olacak, bilincimiz olacak ve o şekilde besleyeceğiz. Bir maliyet etkileyen unsur daha var. Çiftlikte eğer sizin dışınızda çalışanlar varsa, sizin dışınızda çalışan çiftlik çalışanlarının yönetimi, çiftlik çalışanlarının yapacağı, yaptıkları hatalar size hep zarar yazar. Sizin dışınızda birileri çiftlikte çalışıyorsa onları eğitmeniz lazım. Çiftlik çalışanlarının yönetimi bugünlerde çok 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 daha fazla sorun yaratmaya başladı. Hatta biliyorsunuz çiftlik çalışanların içerisinde şimdi Türkiye'li olmayan insanlar da olabiliyor. Dolayısıyla hatta lisan problemi bile ortaya çıkabiliyor. Onun için çiftlik çalışanlarının yönetimi çok önemli. Onlar bir hata yaparsa sizin zararınıza oluyor. Onları sıkı bir şekilde eğitmek lazım. İneklerin gizli dertlerini önleyemiyorsak maliyetleri kontrol altına alamayız. İneklerin gizli dertleri, bakın, çok belirgin bir şekilde göstermiyor bu derdi inekler. Ama sonunda birkaç hastalığa yol açıyor. 4 tane benim saydığım gizli dert var. Bu 4 gizli derdin tahminen yol açtığı hastalıklar 20'nin üzerinde. Bunların bir tanesi gizli
hipokalsemi, yani kalsiyum eksikliği. Bu kalsiyum eksikliğinin de şiddetine göre çeşitleri var. Ya yatar kalkamaz ya da yatmaz ama kalsiyum eksiktir. Bunlar hep birbirini kovalayan zincirleme kazalara yol açar. Bir tanesi gizli ketozis, enerji yetmezliğinden dolayı ortaya çıkan bir hastalık. Ve bu da gizli gizli seyreder. Başka hastalıklarla kombine olur, başka hastalıklara yol açar. İştahsızlık, bağırsak problemleri yapabilir. Dolayısıyla gizli ketozis'te maliyetlerinizi kötü yönde etkiler. Gizli olarak mastitis var. Demin anlattığım gizli meme iltihabı. Gizli meme iltihabı da bu konuda büyük sorun yaratır bize. Çünkü dediğim gibi her gün süt çalar ve kimse fark etmez. Her gün süt çalar, kimse fark etmez. Ona göre beslediğiniz hayvanın genetik yetenekleri de ona göreydi. Almak istediğiniz sütün altında süt verir inekler. Örneğin 25 kilo süt bekliyorsanız belki 20 kilo, belki 18 kilo süt veriyor her gün. Ona göre beslediğiniz halde. Neden? Çünkü gizli mastitisten her gün süt çalıyor, her gün süt çalıyor. İleride bu konuları tek tek anlatacağım ve bu teknik bilgileri size aktaracağım. Yeter ki beni dinleyin ve dediklerimi yapmaya gayret edin. Gelelim koruyucu hekimlik hizmetlerine. Koruyucu hekimlik hizmetlerini bazı arkadaşlar sadece aşı yapmak olarak anlayabiliyor. Fakat koruyucu hekimlik aslında aşı yapmaktan ibaret değil. Koruyucu hekimlik önce damın, ahırın veyahut işte barınağın diyelim yapımından başlar. Doğru bir barınak yapmadıysak, sıkışık, kalabalık bir barınaksa, bütün dişiyi, erkeği, ufağı, büyüğü, yavruyu hepsini aynı damın içinde sıkıştırmaya çalışmışsak zaten koruyucu hekimliği kaybettik demektir. Uygun yemleme programları da koruyucu hekimliktir. Özellikle doğru bir yemleme sistemi ve hatta bu yemlerin içine katılacak olan mineral, izmineral ve vitaminler. Bunlar da koruyucu hekimliktir. Bu koruyucu hekimliği doğru yapmazsak sonra hastalıklarla uğraşırız. Uygun boğa sperması seçimi, suni tohumlamada veyahut tabii döllemede uygun boğa seçemiyorsak bu da bir sorundur. Özellikle kolay doğum, güç doğum meselesi bir tanesi ve diğerleri. Mesela tabii tohumlamadan hastalık geçirme sorunu. Bunlar hepsi aslında koruyucu hekimliğin bir maddesi, uygun boğa sperması seçimi. Bir de tabii demin söylediğimiz aşılama problemleri. Aşılamaları normal, sistematik yapmak lazım ve ilk aşı, ömründe ilk defa aşı olanlara mutlaka arkadaşlar kesinlikle bir rapel, tekrar, hatırlatma dozu yapmak lazım. Şimdi sürü yönetiminde sıklıkla yanıt aranacak sorular diye bir listem var. O da vaktimiz olduğu kadar ona da girelim. Sürü yönetiminde sıklıkla yanıt aranacak soruların başında şu gelmektedir. Vücut kondisyonlarında önemli bir değişiklik var mı? İneklerin vücut kondisyonlarında önemli değişiklik var mı? Bu bir listedir. Her zaman hayvanların, yeni doğum yapmış hayvanların, işte sağılmakta olan hayvanların, kuru dönemdeki hayvanların hepsinin vücut kondisyonlarıyla ilgili ideal listeler vardır olması gereken. Ama ben size çok basit bir şey söyleyeyim. Loğusa hayvanlar doğumdan 30-40 gün sonra zayıfladı mı, çok mu zayıfladı? Bu bizim için çok önemli. Vücut kondisyonu açısından da iyi bir gözlem yapmamız gerekiyor. Doğuma yakın dönemde de, yani kuru dönemde, sağılmadığı dönemde de ve doğuma yaklaştığı günlerde de çok mu şişman? Yani obez halinde şişman mı? O çok zayıf olanlara biz vücut kondisyonu açısından 1 diyoruz. Çok şişman olanlara da vücut kondisyonu açısından 5 diyoruz. 4 ile 5 kötü, 1 ile 2 iyi. Demek ki biz 3 ile 3,5 arasını seviyoruz. Biz sevmiyoruz tabii, hayvanlar öyle.
olduklarında iyi oluyor. Dolayısıyla vücut kondisyonlarında önemli bir değişiklik var mı? Neydi soru? Doğumdan sonra 30-40 gün içinde aşırı bir zayıflama oldu mu? Doğuma yakın dönemde aşırı bir şişmanlama, yağlanma oldu mu? Bunlar hepsi başımıza dert açıyor ondan sonra. Doğuma yakın dönemde şişmanlatılan inekler doğum sonrası berbat derecede hastalık ile karşımıza çıkıyorlar. Buzağları doğumdan sonra ağız sütüyle besliyoruz. Çünkü buzağlara koruma maddeleri geviş getiren hayvanlarda sadece ağız sütü ile aktarılır. Anneden kan yoluyla aktarılmaz. Anneden sadece ve sadece ağız sütüyle aktarılır. Demek ki ağız sütünü içiyor olması buzağların lazım. Bunu bilmemiz lazım. Onun için sorumuz şu. Buzağların ağız sütünü tam olarak aldıklarından emin misiniz? Yani ağız sütü içti mi? Değil. Ağız sütü içmiş olabilir. 1 kilo içmiş olabilir. 2 kilo içmiş olabilir. Hayır. Ağız sütünü tam olarak aldı mı? Ağız sütü ne kadar ilk 12 saatte ne kadar çok verilirse o kadar iyidir. Benim önerim ilk 12 saatte 8 litre fasılalarla ağız sütü verilmesidir buzağlara. Ha 8 litre olmayabilir, 5 litre de olabilir ama ağız sütünün kalitesini o zaman bilmek lazım. Yani kaliteli bir ağız sütü mü? Bu ağız sütünün kalitesini ölçen aletler var. Yoğunluk ölçen aletler gibi. Yoğunluk ölçen aletler gibi ağız sütünü kalitesini ölçen kolostrometreler var. Dolayısıyla biliyor ki adam bu çok kaliteli, o zaman 5 litre de yeter. Ama ilk 12 saatte. Neden? Çünkü bunların içerisindeki koruyucu maddeler 12 saat sonra yavaş 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 azalıyor. Ve bağırsaktaki emilim de değiştiği için ondan sonra verilen koruyucu maddeler vücut tarafından ya alınamıyor ya da zaten azalmış oluyor. Peki bir konu daha var. İneklerin önünde yem artıyor mu? Artıyorsa ne kadar artıyor? Artan kısmın yem değeri var mı? Bakın sürü yönetiminde çok önemli bir konuya geldik. Çünkü inekler aç kalmasın. Ama bu arada da tıkanmış halde de olmasın. Mesela bolca saman verdik, bolca yonca verdik ama yoncalar kartlaşmıştı, tıkadı. Yani hayvanın artık iştahı kesildi, o tıkanmadan iştahı kesildi ve alamadı, yiyemedi. Bunlar bizim için sorundur. Bunlar sorundur çünkü hayvan eksik beslendiği için eksik süt verir ve hatta eksik de yavru verir. Tekrar döl tutmayabilir. Evet, artan kısmın yem değeri olup olmadığını, mesela yemlik önünde yemlikler artmış gibi gözükür ama bakarsınız sap saman başka şeyler. Yani hayvanın reddettiği. Onlar yem değildir zaten. Onlardan hiçbir zaman bize fayda gelmez. O açıdan artan kısmın yem değeri var mı diye de bakacağız. Önünde hala yem görürsünüz. Fakat bakmak ve anlamak lazım. O yem gibi duranlar, önünde yem gibi duranlar acaba yem mi? Yoksa hayvanın reddettiği saplar, samanlar, onlar, bunlar mı? Tamam. Evet, gelelim buzağlama aralığına. Buzağlama aralığı aslında teorik olarak bir yılda bir buzağa denir. Yani teorikte böyledir bu. Bir yılda bir buzağa. Fakat pratikte sütçü sığır ırklarında böyle olmuyor. Yani bir yılda bir buzağa almak sütçü sığır ırklarında çok zor. Ama bunun 405 günün altında bir zamanda olması lazım ideali. Mesela 380 gün çok iyi. 390 gün. 395 gün, 400 gün bunlar fena değil. 405 gün benim kendi lisanımla eyvah rakamı. 405 gün eyvah rakamı. Eğer 405 günü aşıyorsa iki buzağlama aralığı kaybediyoruz. Döl kaybediyoruz. Ve Türkiye'de bunun çok daha yukarılarda olduğunu gördüğüm birçok çiftlik var. Mesela 425 gün olan çiftlikler var. 20 gün kaybetti mesela bu arkadaşımız. Amerikalılar bu eyvah rakamlarını
üstüne çıkan rakamlarda her gün kendilerine 5 dolar zarar olduğunu hesap etmişler. Her gün 5 dolar zarar gördüklerini anlamışlar. Bizde henüz böyle bir fikir ve bilinç yok. Evet. Demek ki bu zalama aralığının üst sınırı, eyvah rakamı 405 gün. Sürüde ortalama boş gün sayısı nedir? Bunu bilmek zorundayız. Tabii kayıt tutmuyorsak bilemeyiz arkadaşlar. Kayıt tutalım. Sürüde ortalama boş gün sayısının eyvah rakamı 120 gün. Yani 4 ay sonra hayvan gebe kaldı ise ancak üst rakam. Biz bunu 60 gün, 70 gün, 80 gün, 90 gün boş gün olarak kabul ediyoruz. Tamam böyle. 120 günlüğü vardıktan sonra eyvah bir şeyler kaybetmeye başladık arkadaşlar. Kayıp başladı işte. Demin de anlattığım maliyeti etkileyen konularda bu da vardı. Sürüde ortalama efendim boş gün sayısı 120 günün altında olmalı. Ortalama, sürü ortalaması. Efendim bir de tabii önemli sürü yönetimi için sütümüzü temiz bir şekilde sağıyor muyuz ve hızlıca soğutuyor muyuz? Süt kalitesi açısından da çok önemli. Ve bunu tank sütünde toplam bakteri sayısıyla ölçüyorlar. Yani tank sütünde toplam bakteriniz yüksekse o sütü alan da sizden şikayet edebilir. Yani sütün pis geldi bize, iyi soğutmuyorsun, temiz bir sağım yapmıyorsun diyebilir. Soğutulmuş süte de biliyorsunuz bir miktar daha fazla süt veriyorlar. Destekleri de soğutulmuş sütün daha fazla. O açıdan sütte toplam bakteri sayısı temizlikle alakalı ve soğutmayla alakalı. Temiz sağacaksınız ve soğutacaksınız. Tank sütünde somatik hücre sayısı kaçtır? Demin size gizli mastitisten söz ettim değerli arkadaşlarım. Bu gizli mastitis, gizli meme iltihabı, her gün süt çalıyor dedim ya, bunun olması gereken 200 binin altında. Somatik hücre sayısı 200 binin altında. Ama bunu Amerikalılar 50 bine kadar düşürdüler. Yani 50 binin altına düşmeye çalışıyorlar somatik hücrede. Daha da aşağı düşmez zaten. Hadi biz 200 bin diyelim. Çiftliklerde 200 binin altına düşen çok az çiftlik var somatik hücre sayısı bakımından. Bir gün somatik hücreyi de uzun uzun anlatırız. Somatik hücre bayağı bir uzun bir konu. Ama memede gizli meme iltihabı olduğunu gösteren bir gösterge, bir indikatör. Sürünün ortalama süt miktarı nedir? Tabii sürü yönetimi bazında bunu çok iyi bir şekilde bilmemiz lazım. Bu da aslında ortalama süt miktarını bilmek de önemli ama bunu zaten sütçüye sattığımız için biliyoruz. Yani bu en çok bu anlattıklarım içerisinde en çok bilinen konulardan biri. Evet, sürüde ortalama süt verme süresi nedir? Bu süt verme süresi de bir kayıt meselesi. Eğer doğru dürüst kaydı olmuyorsa bir çiftliğin bunu boşuna konuşuruz. Ortalama süt verme süresi nedir? Ortalama, sürü ortalaması. Bunun anlaşılması kolay değil ama kayıt sistemi olanlar bunu anlayabilir. Bunun, bu rakamın 180'in altında olması lazım. 180 günün altında olması lazım. İdeali 160-170. Gün. Yani burada eyvah rakamı 180 gün. Sürüde süt verme süresi nedir? Yabancılar bunu hesap ederler. Sağılmakta olan günlerin sayısı ortalama veya İngilizce'de onlar days in milk diyorlar. Sütte kalma süresi. Neden? Çünkü yeni doğum yapmış bir inek, daha önce doğurmuş bir inek, ondan evvel doğurmuş bir inek falan bunların ortalaması, sürü ortalaması 180'in altında olacak süt verim günü. Bu bize ne gösteriyor? Yüksekse 180 gün üzerinde sürüde ortalama süt verme süresi 180 gün üzerinde ise eyvah bu çiftlikte bir döl verim sorunu var.
Çünkü inekleri gebe bırakıp tekrar doğurtmamız lazım. Gebe bırakıp tekrar doğurtmamız lazım. İneklerin sürekli gebe kalıp doğurması lazım. Sebebi de inekler bize süt vermiyor. Yavrularına süt veriyor. Yani bir düve mesela, diyelim hiç daha şey vermedi, yavru vermedi. Ne zaman yavru verecek? Doğum olunca yavru verecek. Peki ne zaman süt verecek? Doğum olunca süt verecek. Doğurduktan sonra süt verecek. Yani bir kere doğum olması lazım süt bulmamız için. Ama bunun, bu sütün ilk 100 günü gayet iyi bir süttür. Ucuza mal olan bir süttür. Çünkü ilk 100 gün tahminen her yediği kuru maddeden 3 litre süt imal eder inek. Her yediği kuru maddeden 3 litre süt imal eder ilk 100 gün. Sonraki 100 gün her yediği kuru maddeden 2 litre süt imal eder. Sonraki 100 gün efendim her yediği kuru maddeden 1 litre civarında süt imal eder. Sonra da zaten kuruya ayırırız gebeyse ve kuru dönem bitince tekrar doğurur bir yavru, bir de bize bolca süt verir. İşte bu sisteme göre ilk 100 gün bizim için karlı süt verme dönemidir. Tahminen. Bu 90 olur, 80 olur ama ilk 100 gün diyelim ortalama. İlk 100 gün bizim için çok önemli. Bunu ne zaman elde ederiz? İneği doğurması ile. İneğin doğurması ile elde ederiz. Neden? İnek yavrusuna süt veriyor. Bize değil. Evet. Suni tohumlama yaptıran çiftlikler için yine bir gösterge. Bir buzağı için kaç suni tohumlama çubuğu kullanıldı, harcandı? Bir buzağı elde etmek için. Yani 200 tane tohumlama çubuğu sarf ettik ama 50 tane buzağımız var. Demek ki bir buzağı elde edeceğiz derken 4 payet, 4 suni tohumlama çubuğu harcamışız. 4. Çok büyük zarar. Büyük zarar. Bunun 2'nin üzerine çıkmaması lazım. 2. İyi, fena değil. Evet. Aylık klinik mastitis sayısı çok önemli bizim için. Klinik mastitis. Yani meme iltihaplanmış, bozulmuş, süt kötü geliyor, şişmiş, kızarmış ve tuttuğunuzda yanıyor meme. Bu klinik mastitistir. Klinik meme iltihabıdır. Çok görülür. Bu hiç görülmemesi lazım. Bir ay içerisinde hiç görülmemesi lazım. Sıfır. İdeali. Ama tamam oldu. Ne kadar oldu? Yüzde kaç? Aylık klinik mastit sayısı kaç? Bu bizim için önemli. Sürüdeki güç doğum oranının, sonun atılamaması ve rahim iltihabı oranlarının bilinmesi lazım. Sürüdeki güç doğum, sonun atılamaması ve rahim iltihaplarının sayısının bilinmesi lazım. Yüzde itibariyle de bu çok önemli bir şey. Yüzde itibariyle. Ve bir de bu bir arada bir korelasyon olması lazım. Sürüde bulunan kurudaki inekler ne kadar? Sürüde bulunan sağmal inekler ne kadar? Sürüde bulunan buzağlar ne kadar? Bunu da her seferinde şak diye söyleyebilmemiz lazım. Bu da sürü yönetimi için çok önemli. Eğer bir çiftlik yönetiyorsak bunu takır takır bilmemiz ve söylememiz lazım. Bu da yine bir kayıt sistemidir. Bunlar arasında bir ilintisizlik, bir bozukluk, bir korelasyon sorunu varsa bakıp döneriz geriye ki nerede hata yaptık. Şimdi gelelim bir konuya daha ve bu sürü yönetiminde sorulacak, sıklıkla sorulacak sorular. Kime soruyoruz? Kendi kendimize soruyoruz. Biz sürümüzü idare edebiliyor muyuz? Bir yıl içinde kaç hayvan mecburen, yani sürüden çıkarıldı? Mecburen sürüden çıkarmak, bir kasaba gönderme ile ortaya çıkar. Mecburi. Yani verimi düşük, bunu sattık falan değil. Kasaba gitmek zorunda kalan. Çünkü verimi düşük diye satarsanız satmayabilirdiniz. O gönüllü çıkarmadır. Ama mecburen
kasaba gönderdiyseniz bu mecburi çıkarmadır. Örnek, memeleri köreldi, artık kör memeli inek oldu. Bu kasaba gider. Örneğin tohumlandı, kısır kaldı, tohumlandı, döl tutmadı, tohumlandı, döl tutmadı, kısır kaldı. Bıktınız artık, bu hayvan döl tutmuyor dediniz, kasaba gönderdiniz. Demek ki birincisi meme yangılarıyla kör meme, ikincisi rahim veya çeşitli sorunlardan döl tutmama, üçüncüsü de topallık. Bu üç tane sorun genelde çiftliklerin dışarıya çıkarma için, yani mecburi çıkarma için yaşadığı ana sorunlardır. Buradan kasaba çok hayvan göndeririz. İşte bu bunların tümünü göz önüne alırsak, her yıl not alırsak bunları, isterseniz 6 ayda bir yapın, isterseniz yılda, her yıl not alırsanız, mesela 10 tane ineğiniz bu sene kasaba gitti. Neden gitti? Bir, iki tanesi efendim meme körelmesinden gitti. Bir tanesi topallıktan gitti. 7 tanesi de döl tutmama gibi dertlerden gitti. Ha, siz hangi dersten sınıfta kaldınız? Demek ki döl tutmama sorunlarından sınıfta kaldınız. Tam tersi olabilir. Mesela 7 tane ineğiniz topallıktan, bir tanesi efendim döl tutmamadan, iki tanesi de meme yangısından, meme iltihaplarından, meme körelmesinden kasaplık oldu. Bunu yazdıysanız bir yere bilirsiniz. O zaman ne oldu sizin? 7 tane topallığınız var. Ha, ben bu dersi iyi çalışacağım. Topallık nereden olur biliyor musunuz? Asidozdan olur, işkembe asidozundan olur. İşkembe bozulmasından topallık olur. Enteresan geliyor mu size? Evet, enteresan. Ama yanlış beslemenin sonucunda olur topallık. Tabii zeminin de önemi var, yatış, yatma yerlerinde önemi var. Ama ilk sorun daima yatma yerleriyle alakalı olur. Bunu da bu şekilde izlemek lazım. Eğer bunu izleyemiyorsak bir sorun var demektir. O zaman biz hangi dersten kaldığımızı biliriz, yazıyorsak ve o dersi iyi çalışırız. O yönde kendimizi düzeltmeye çalışırız ve o yönde biraz daha bilgilenmeye gayret ederiz. Bilgi sahibi olmaya gayret ederiz. Ve bütün bu bilgileri verimlilik için kullanabiliriz. Evet, değerli dostlarım, bugünkü programımızı da bu şekilde sonlandırmış oluyorum. Başka bir programda yine sizlere bazı yararlı bilgiler vermeye gayret edeceğim. Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar değerli izleyicilerim.